Ay ne güzel yerler, ne güzel yerler. Bak 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 bak. Oh 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 oh. Ay bayramlarım olsun. Ay bayramlarım olsun, ne güzel yerler. Ay evet sevgili melek izleyicileri, bugün efendim Türk pop tarihinin kralıyla sevgili Erol Büyükburç bizi evine çağırdı. Geldim, bakalım neler olacak, çok merak ettiğim şeyler var, soracağım onları da. Hadi bakalım tutmayın beni. Erol Bey. Oo, Erol Büyükburç mısınız? Evet, nasılsın? Açar mısınız kapıyı? Evet. Ay Erol Bey. Ben ışınlandım. Nereden? 13. asırdan buraya geldim. Muhakkaten burada duracağım. İlahi tekrar Akşehir'ime döneceğim. Döneceğiz. Evet. Böyle Nasrettin Hoca olarak bizi karşıladı. Evet. Ay tutma beni diyeceğim ama Nasrettin Hocam ya tutarsa bilmiyorum. Tutar. Ay ben sizin tıkanlarını yerim ben. Yiyebiliriz. Zaten hoşunu biliyor musun nedir o? Nedir pişmaniye. O? Pişmaniye. Yiyen pişman, bir de yemeyen. Ay ben pişman mı olacağım acaba bilmiyorum. Pişman olmasın. Neyse yedikten sonra konuşuruz. Evet, neren de çıkar tekrar tüyler bilmem artık. Bilmem. Olsun hallederim ben onları. Nereye geçiyoruz? Bu tarafa. Hadi gel. Hoş geldiniz çocuklar. Hadi. Hoş geldiniz. Gidelim. Bu bizim mekan. Ama çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Olmayın, ne demek? Başımızın üstünde yeriniz olur. Şey, başımın üstü tabii biraz yüksek. Orada duramam ben zaten. Anladım ama duracak başka bir şey. Yer neyse. Bulur. Olur, buluruz. Şey sormak istiyorum. Hep böyle bir şey söylersiniz. Hani en büyük... hani şeyler... Megaloman sözler. Size ait mesela bir açıklamanız var. En büyük burç benim burcum diye. Hani Erol büyük burç oradan mı geliyor? Evet. Şimdi burçlar öyle tanımını yapıyorlar. Ben de tabii düşündüm, taşındım. O gün ticaren söyledim. Öyle şey değil yani. Ha. Düşünerek, taşınarak değil. Birdenbire de... Kızcağız dedi ki Erol abi dedi sizin burcunuzu öğrenebilir miyim? Ha, ne burcuymuş bu? Ne burcu bu falan deyince ben de dedim büyük burç. Aa evet. Çok büyük. Onun için herhalde değil mi? Evet yaygınlaştı. Yaygınlaştı. Evet. Asıl ha. Burcumu ben de bilmiyorum onu söyleyeyim. Gerçekten evet, mi? Evet tabii. Ben de 10 aylık doğmuşum. Öyle mi? Prematüre. Prematüreden de şey... Ha. Prematüre erken doğuyor. Avdum matüre olmuşsunuz yani evet, irice. İçeride çok büyüyünce bayağı bir kudurmuşum. Evet. Dünyaya gelince de bunu çıkarmışım artık. Öyle bir şey olmuş. Ben köylüyüm. Ben her sınıftanım. Ben şehirliyim. Evet. Ben halkım. Ben dünyalıyım. Ben sanatım. Ben bilimim. Ben sevgiyim, ben saygıyım. Efendim ben gelişimciyim, ben insanım. Sizi uzaylılar kaçırmışlar. Ha, onu tahrik ettiler. Siperlerinizi almışlar. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey nasıl? Hayır, hayır. Bunu medya tabii böyle biraz yamultmak, çarpıtmak ha. için bayılır biliyorsun. Magazinel boyuta çekmenin numaraları onlar. Evet. Ondan sonra ben de iki hikaye anlattım. O iki nereye hikaye... kaçırdılar sizi? Bir Jüpiter dediniz, bir Mars. Hayır. Orada Jüpiter'de Erol ben, büyük burç açığı mı vardı? Beni kaçırsa o zaman Mama'ya kaçırabilirler. Bu dünyanın... Anca orası değil mi vallahi? Yani. Bundan sonra olacağı o ama neyse. Ne zaman gelirse o günde. Hatırla ey peri, o mesut geceyi, çamların altında. Beni çok sinirli falan zannederler, değilim yahu. Öyle evet. Bir kere kızım, o da dedim işte, ben saksı değilim. Güzel evet. Bir mesaj. Saksı değilim ben. Ben Erol Büyükburç'um. Benim ağırlığıma göre hani hareket ediyorum. Bu şey ünlülerde çok saksı takıntısı var. Niye öyle? Doğuş da aldı saksıyı biliyorsunuz. Tuttu öyle evet, fotoğraf evet. Çekildi. Bu o saksıyla nedir? Doğuş esin noktasını arıyordu. Bence sizsiniz. Ben aldım. Sizden aldı. Benden aldı. Yani o da dedi ki bu saksı yani. Değil dedi. Evet ben o çocuğu da söylüyorum. Maşallah ödüllere doymamışsınız Erol Bey. Evet ödüller bizim asıl depoda. Bu
şu kadar kısım belki %1'i. Vallahi. Bir de yazmışlar şeye. Evet. İnternette diyorlar ki Erol Büyükbaş'ta 200 bin o kadar. Ne 200'ü? Sen 2000, 3000, 4000. Tabii çünkü her gittiğiniz festivalde bir ödül veriyorlar geldiniz diye bedavaya değil mi? Sen de olasın aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Bu benim mini bahçem. Öyle bu mi? Mini bahçem. Güzel kızları özel. Böyle mi kandırıyorsunuz? Ben eskiden güzel kızları kandırmıyordum. Onlar beni kandırıyorlardı. Evet. Öyle şey gibi olmuş. Hani böyle Süleyman'ın haremi var. Sizin de harem bunlar artık. Bu yaşta bunlar. Ondan sonra ben kandırılmadım. Hep kandırıldım. Ben kandırmadım. Sizi evet. Kandırıldınız. Evet. Neye kanıyordunuz acaba bilsek? Niye kanıyordum? Israra kanıyordum. Öyle mi? Güzelliğe kanıyordum. Başka nelere kanıyordum söyleyeyim bana. Başka? Ondan sonra mesela elim kesildiği zaman kanıyordu. Evet o kadar. Kanama böyle oluyordu bende. Sen de öyle oluyordun. İlginç. Evet. Peki. Koca bir veciz kitap yazıyorum. Onu da yazdınız. Tabii. Ay millet aç kaldı. Her şeyi yaptın o ya. Yapacağım. Ne yapacağım? Uyuyan milleti uyandırmak istiyorum. Millet uyanmalı. Evet. Ne kadar bu kılıkta vallahi seni yok et. Ben bir kılıkta muvakkat geldim. Tekrar gideceğim. Uzaylı kılığına geleceğim. Geleceksin abi. Orada bir mesele var. Nedir mesele? Yani o mesele şöyle. Gerçekten gelişimci bir duruşum var. Ve de görevim var. Evet. O gelişimci görevimi sonuna kadar sürdürüp yani uyaran adam, uyandıran adam. Bir nevi uyarıcı, afrodizyak, evet. Toplumun evet. Afrodizyak olmak istiyor. Büyük burçada o yakışır. Tabii. Doğru söylüyorsun. O bilgis kitap da bir harika olur. Hay orada bir dikiş makinesi görmüş. O dikiş diker misiniz? O diktim. Vallahi. Diktim, çok diktim. Çok yani eskidir o kadar diktim onlar. Ki yani aklın liman durur. Ay. Evet. Keşke bana da bir şeyler dikeydin. Bu dikiş bana şeyi çağrıştırdı. Elbise reformunu. Reformunu. Hep onu yap. Kılık kıyafet inkılabı. Evet. Bu evet. Onu çağrıştıran. Çok güzel. Olaydı. İyice dikiş uçmuşsun sen. Çok güzel. Eğitendir. Çok güzel. Çok. Adı nedir Erol Bey? Bu Avrupa'dan getirdiğim bu ilk tape, ben stüdyolar o zaman bana yetersiz geliyordu. Acaba ben evde bir stüdyo kurabilir miyim diye ilk bunu aldım. Elinizde patladı. Hem de patladı. İspanya'da bir işte film çekerken Sadra abiyle ondan sonra oradan aldım, getirdim. Kimi o kaç yıl oldu? Boğalar aldım. Bir yıkayaydınız vallahi. Ne çok yıkadım, hep böyle oluyor. Ama o şey solmuş hali bu. Solmuş. Bu da solmuş. Geçen gün Denizli'deydim, Denizli Spor. Ona şarkı yazdım. Onlar da bana bunu verdi. Artık bu horozu tutuyorsun evet, böyle. Doğru. Tabii. Ne yapacaksın tabii. Artık bu ben saatten ben zaten sonra. Bir horozum. Doğru. Yani. Bence onu tutacağım mecbur. Evet. Heykeltıraş tarafım var bunu biliyorsun. Evet, söyleyeyim evet, ondan evet. Sonra. Onları oturdum çamurdan önce yaptım. Sonra kalıpları çıktı. Kalıpları çıkardınız. Ve Sutex fabrikasında bunlar böyle saç sakal dikildi. Niye bunları yapıp satmayı düşünmediniz? Hayır bunları satmak için değil. 8 ama sene. Ama yani sizden bir şey kolordu. Etkinliklerinde oynadı bu. Hmm. 8 sene oynatıldı. Ne ben güzel. Halkın eğlenmesini düşündüğüm için bunu yaptım. Bunu yaptım. Tabii. Evet. İnşallah şimdi Yunus Emre'lere geliyoruz. Hay inşallah. Tabii. İnşallah. O da patlamasın elinizde. Kız satsın inşallah. Yok patlamıyor güzel. İş olacak tabii. Hadi bakalım. Kız ne yapıyorsun kız? Nelerdi sizler? Ay tuttun beni Allah kahretmesin. İplerimiz dolaştı Nuriye. Ya işte bizim ev böyle. Ay çok güzel. Bu benim... kaç senesine ait Allah aşkına Erol Bey? Yok bugün epey yaşım var orada. 35 yaşındayım 35, orada. 35 ay 18 evet. Gibisi. Evet. Çok taşsın yani, maşa ben evet. Seni o zaman bulurdum kaçırmazdım. Mıncıkla. Bu adamın bıyığı takmaymış. Ay, inşallah sadece bıyığın takmadır. Öyle. Peki en son müsabakadan da bunu aldınız. Bunu verdiler, kabak bana kabağı verdiler. Bayıldım ben bu kabağa. Kabağı bağladın, ne Nasrettin oldunuz? Hoca'nın meşhur kabak şiirini, fıkrasını. Fıkrası.
Ondan sonra onu klip yaptık. Klip içinde bundan 10 tane buldular Akşehir'de. Akşehir Belediye Başkanımız çok iyi, Abdurrahim. Çarşamba'da da var, bir kilosu 7 lira. Nasrettin Hoca mefkure düşüncesinin Türkiye'ye daha iyi yerleşmesi, daha iyi anlaşılması ve çocukların sevdiği bir olaya dönüşmesi bağlamında da son derece güzel 10 şarkı hazırladım. Ve bunu Abdülkadir Bey bize önerdi. 9 tanesini de klip yaptık. İki tanesini klip yaptık. Bir tanesini bir de 9 dilde başka sanatçı arkadaşlar okuduk. Ha, tutmayın beni. Ah canım, tutarım seni. Gelme ama. Tutma. Allah aşkına abi, bir şey olur falan. Ay gülürüm sonra. Yaşını başını almış adamsın. Bak bıyıklar da çıktı. Ay geliyor. Teşekkür ederim. Canım, aşkım canım, çok teşekkür ederim.